Merhaba çocuklar. Bu dersimizde iki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı çarpmayı, çarpma işlemi problemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. İlk olarak dersimize iki basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayıyı çarparak başlayalım. Çocuklar, işlemi yapmadan önce basamak isimlerimizi yukarıya yerleştiriyoruz. Birler basamağı ve onlar basamağını yukarıya yazdık. İlk önce her zaman olduğu gibi çarpma işleminde de işleme birler basamağı ile başlarız. 2 ile 4'ü çarpıyoruz. 2 kere 4, 8 eder. İşleme onlar basamağı ile devam edip bu kez 2 ile çarpıyoruz ve 4 ettiğini buluyoruz. 24 kere 2, 48 eder. Örneklerimize devam edelim. 13 kere 2. İlk önce işlemimize birler basamağı ile başlıyoruz. Siz artık basamakların yerini biliyorsunuz zaten. 2 ile 3'ü çarpıyoruz. 2 ile 1'i çarpıyoruz. 2 eder. Cevabımız 26. 32 ile 4'ü çarparak devam edelim. 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8. 4 ile 3'ü çarpıyoruz. 12. Cevabımız 128. İşlemlerimizi yapmaya devam ediyoruz. 40 kere 2. 2 ile 0'ı çarpıyoruz. 0 eder. 2 ile 4'ü çarpıyoruz. 8 eder. 40 kere 2. Cevabımız 80. 69 çarp 1. 1 ile 9'u çarpıyoruz. 9. 1 ile 6'yı çarpıyoruz. 6. Cevabımız 69. Şimdi sırada problemlerimiz var. İlk problemimizi okuyorum. Bir tabakta 4 elma vardır. 3 tabakta kaç elma vardır? Çocuklar, burada bize bir tabakta 4 tane elma olduğunu söylüyor. Zaten bunu yandaki resmimizde de görebiliriz. Bu tabaklardan 3 tane varmış. Yani içinde 4 elmanın olduğu 3 tane tabağımız var. 3 tane 4'ümüz var. 3 kere 4'ün cevabı nedir? 12'dir. Demek ki içinde 4'er elmanın olduğu 3 tabakta 12 tane elma vardır. Diğer sorumuza geçelim. Bir çiftlikte 8 tane inek var. İneklerin ayak sayısı nedir? Çocuklar, bir çiftlikte 8 tane inek varmış. Ben 8 tane ineği sizin için aşağıya yerleştirdim. Peki şimdi size soruyorum. Bir tane inekte kaç tane ayak var? Yukarıdaki büyük ineğin ayaklarını sayarak bunu bulalım. 1, 2, 3, 4. Bir inekte 4 tane ayak vardır. Demek ki aşağıdaki 8 tane ineğimizin her birinin 4 tane ayağı var. Yani 8 tane 4. 8 kere 4 işleminin sonucu 32'dir. Demek ki bu 8 tane ineğimizin toplam ayak sayısı 32'dir. Bir kişi için sinema bileti 11 TL'dir. 7 arkadaş sinema bileti için kaç lira ödemeliyiz?
bir kişinin sinema bileti ücreti 11 TL'dir. 7 arkadaş için kaç lira ödememiz gerektiğini nasıl bulabiliriz? Hangi işlemi yaparak bulabiliriz? Burada bize 7 tane 11'den bahsediyor. Peki bu ifadeyi işleme dönüştürelim. Hangi işlemi kullanmalıyız 7 tane 11 ifadesi için? Çarpma işlemini kullanmalıyız. O zaman aşağıya yazıyorum. 11 kere 7. 2 basamaklı ile 1 basamaklı sayıları çarpmayı hatırlayalım. İlk önce 7 ile 1'i çarpıyoruz. 7 eder. Daha sonra 7 ile yine 1'i çarpıp 7'yi bulup cevabı 77 olarak buluruz. Sırada çarpma problemleriyle ilgili son sorumuz var. Soruyu okuyorum. Kardeşim 7 yaşındadır. Dayımın yaşı kardeşimin yaşının 4 katından 3 fazladır. Dayım kaç yaşındadır? Şimdi soruyu sizler için bir kez daha okuyorum. Kardeşim 7 yaşındadır. Hemen kardeşimin altına 7'yi yazdım. Dayımın yaşı kardeşimin yaşının 4 katından 3 fazladır. Dayımın yaşı kardeşimin yaşının 4 katından. Çocuklar, burada dayımın yaşı kardeşimin yaşının 4 katı ifadesi geçtiği için ne yapıyoruz? 7 ile 4'ü ilk önce çarpıyoruz. 7 kere 4, 28 eder. Peki sorumuz bitti mi? Bitmedi. Çünkü dayımın yaşı kardeşimin yaşının 4 katından 3 fazladır. Biz 4 katını 28 olarak bulduk. Şimdi sırada 28'in 3 fazlasını bulmamız gerekiyor. Bunun için ise toplama işlemi yaparız. 28 ile 3'ü toplarız ve cevabı 31 olarak buluruz. Dayımın yaşı 31'dir. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.